Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku, 1916 yılında Yemen'de doğmuştur. Dedesi 7. Ordu komutanı, babası ise dedesinin emrinde görev yapan bir subaydı. Babası evlerini terk edince Cahide ve annesi kendilerini yoksulluğun içinde buldular. Ortaokul sıralarındayken annesinin hastalanması üzerine Cahide, Sirkeci'deki Basiret Han'da haftada 4 lirayla işe başladı. Tiyatroya ise halk evlerinin temsil kollarında başladı. 1932 yılında gazetede çıkan bir ilan Cahide'nin yaşamının değişmesine yol açtı. Şehir tiyatroları konservatuvar için öğrenci aramaktaydı. Seçilecek olanlar hem okuyacak hem de çalışacaktı. Seçmelerde başarı göstermesi ve yönetmen Muhsin Ertuğrul'un kendisini beğenmesi üzerine Cahide 1932'de figüran stajyer olarak çalışmaya başladı. 1933 yılında Yediköy'ün Zeynep'i oyununda figüran olarak sahneye çıktı. Cahide, omzunda testi taşıyan ve oyunda hiç repliği olmayan bir köy kızını canlandırdı. Ama o, oyunda hiç konuşması olmamasına rağmen bütün oyuncuların söyleyeceği sözleri ezberledi. Yine 1933 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Söz Bir Allah Bir adlı filmle beyaz perdeye geçti. 1934'te çevrilen Bataklı Dam'ın Kızı Aysel filmiyle ün kazanarak bir yıldız oldu. Öyle ki Sonku'nun filmde başına bağladığı eşarp, Aysel adıyla folklorik bir modanın öncülüğünü yaptı. 1937'de Talat Artemel'le evlendi. Arka arkaya Şav, Tolstoy, Shakespeare, Çehov gibi yazarların oyunlarında rol alarak şehir tiyatrosunun önde gelen kadın oyuncularından biri oldu. Kısa zamanda düzgün Türkçesi ve fiziksel özellikleriyle halk tarafından çok beğenilen bir oyuncu oldu. 1937'de müziklerini Cemal Reşit Rey'in yaptığı Adalar adlı revüyü oynamak üzere evden çıktığı sırada hasta olan annesi son nefesini verdi. Perdenin açılmasına yarım saat kala Cahide ne yapacağını şaşırdı. Ve o gece içi kan ağlarken yine de rolünü oynadı. 1943 yılında ikinci kez evlendi. 1943 yılında evlendiği ikinci eşinden bir kızları oldu. 1948 yılında şehir tiyatrosundan da ayrılan Cahide, ciddi biçimde sinemayla ilgilenmeye başladı. 1949 yılında Cahide Sonku oynadığı Fedakar Ana filmi çekilirken, yönetmen Seyfi Havayeri rahatsızlanınca filmi yönetmen olarak Cahide Sonku tamamladı. Daha sonra hem oyuncu hem de yönetmen olarak filmlere imzasını atmaya başladı. 1950 yılında kariyerinin doruğundayken Sonku film şirketini kurdu. Bu şirket adına 1951'de Talat Artemel ve Sami Ayanoğlu ile birlikte Vatan ve Namık Kemal filmini yönetti. Vatan ve Namık Kemal en iyi film, Cahide Sonku da bu filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu seçildi. Çıkan bir yangında şirketin filmlerinin çoğu yanınca Cahide Sonku birkaç saat içinde bütün servetini yitirmiş oldu. Cahide Sonku 64 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Şehir Tiyatrosu için "Evimden, her şeyimden çok sevdiğim yer orasıdır," derdi. Unutulmaz piyeslerin başrollerini burada oynamış, seyircilerin en uzun alkışlarını bu sahnede almıştı.